Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bu dersimizde noktalama işaretleriyle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin bakalım. Noktanın kullanımı ile ilgili bu kuralların hangisinin örneği aşağıda verilmemiştir şeklinde yöneltildi sorumuz. Evet hemen bakalım bir verilen işlevleri arkadaşlar. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur bazı kısaltmaların sonuna konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur demişiz. Peki hemen A seçeneğiyle başlayalım. Güneş tepenin ardından yavaşça yükseliyor. Işıklarıyla köyün sokaklarını aydınlatıyordu. Ve tam o sırada saat 10-15'te beklenen otobüsün motor sesi duyuldu. Evet 10 15 derken bakın arkadaşlar neyi gördük? Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için noktanın kullanılışını gördük. Dolayısıyla verilen ilk öncülümüz hemen şöyle elemiş olalım. Peki B seçeneğine baktığımızda Anayasa Taslağı'nın 3, 4 ve 7. maddeleri temel hak ve özgürlükleri güvence altına alırken aynı zamanda devletin görevlerini ve sorumluluklarını da net bir şekilde tanımlamaktadır. Arkadaşlar 3, 4 ve 7. maddeler derken bakın arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra konur ifadesi. Arkadaşlar 3, virgül, 4 ve 7. dedik. Dolayısıyla ilk öncülümüzü de elemiş olduk. Peki C seçeneğine baktığımızda 1400 yıllık sedir ağacının gölgesinde rüya gibi bir hüzünle bekleyen yaşlı adamın gözleri sonsuzluğa doğru kayıyordu derken bakın 4 ve 4'ten fazla rakam arkadaşlar yan yana geldiğinde üçerli olarak noktayla ayrılır. Burada bu kullanım var 1400'de belirlenmiş ama verilen öncüllerde bu durum söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı ama diğer seçenekleri hemen bir bulalım. Gökyüzü, deniz, orman ve benzeri doğal güzelliklerin içerisinde kaybolmak, insanın içini huzur ve hayranlıkla dolduran bir deneyimdir. Bakın arkadaşlar dikkat edin ve benzeri ifadesinde bir nokta kullanmışız. Yani bir kısaltma sonuna nokta koymuşuz. Dolayısıyla bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. Buraya konur ifadesinde de elemiş olduk. Ve E seçeneğine baktığımızda 22 10 1982. Rüzgarın hafif esip yaprakların dans ettiği bir sonbahar gününde gökyüzü bulutlardan arınmıştı derken Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları, yıl adları arkadaşlar bakın. 22, 10, 1982 dediğimizde öyleyse tarihlerin yazılışında noktaları görmüş olduk. Verilen bölümler içerisinde C seçeneğindeki ifadeyle ilişkilendirebileceğimiz bir öncü olmadığı için doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz bir diğer soruyla noktalama işaretlerine. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Geçenlerde okuduğum bir tesadüf eseri siyasete girmek telaşına düşen Doktor Kemal'in hikayesini anlatan Nasipsi Adayız en azından başlangıcı açısından bana Keşanlı Ali'yi hatırlattı. Evet cümlemiz tamamlandı arkadaşlar. Bir numaralı yere yargı tamamlandığı için noktayı koyduk. Nasipse adayız Ercan Kesal'ın artık aşina olduğumuz akıcı üslubu ve samimi diliyle yazılmış çok eğlenceli bir kitap. Evet yine bir kitaptır şeklinde yargımız tamamlanmış oldu. Noktayı koyduk ve devam ediyoruz. Aslında çok basit bir olay örgüsü var. Şimdi bakın arkadaşlar burada 3 numaralı yere noktayı koyabiliriz. Aslında çok basit bir olay örgüsü var dediğimizde. Ama sonrasına bir bakalım bir radyo programı sonrasında isminin belediye başkanı adaylığı için geçtiğini öğrenen Doktor Kemal sonunda bu fikre ısınıyor ve siyasete atılmaya karar veriyor. İşte bakın ne yapıyor şu an olay örgüsünü açıkladığı için 3 numaralı yere aslında gelmesi gereken 2 nokta işareti. Evet açıklama devam ediyor bakın 3 numaralı cümlede sonra 4 numaralı cümleye geçerken karar veriyor dedik. Arkadaşlar Hemen 4 numaralı boşluğa da ne yaptık? Noktamızı koyduk. Ve başında olayların tam olarak farkına varamazken işin içine girince yavaş yavaş hırslanıyor ve artık istese de kurtulamadığı bir döngünün parçası haline geliyor. Dolayısıyla yargı yine tamamlandı. 5 numaralı yere de noktayı koyduk. Cümlemizi tamamlayıp bitirelim par parçamızı. Doktorla birlikte biz de onun düştüğü girdabın içinde debeleniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar verilen yerlere nokta getirdik. Yalnızca 3 numaralı yere 2 nokta getirdiğimiz için doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Noktalama işaretlerine bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Evet boş bırakılan yerlere neler getireceğimizi birlikte belirleyelim. Fırsat buldukça Ali Bey köydeki belediye fidanlığına gidiyorum. Bakın yargı tamamlandı. Öyleyse ilk boşluğumuza ne yaptık arkadaşlar? Yargıyı tamamladığımız için noktayı getirdik. Aslında böyle yerlere gitmek birkaç saksısı olanlar için sadece üzüntü veriyor. Bakın üzüntü veren ne? Böyle yerlere gitmek. O zaman özneden sonra ne yapmamız gerekiyor? Özneyi belirtmek için virgül kullanmamız gerekiyor. Peki devam ediyoruz. İthal ve yerli, aklınıza gelebilecek her türden çiçekler, ağaçlar. Arkadaşlar bakın, devam ederken kesildi bir anda. Çiçekler dedik. Çiçeklerle birlikte ağaçlardan bahsettik. Eş görevli sözcükler arasına koyduk arkadaşlar hemen virgülümüzü. Ağaçlar dedik. Devamı gelmediği için bu sefer ne yapmış olduk arkadaşlar? Üç noktayı getirdik. Eksiltili bir şekilde kaldığı için. Neler yok ki? dedik. Ve kekik, nane, biberiye diye sıralamaya başladık bu sefer. Öyleyse neler yok ki ifadesinden sonra da örnekler sıralandığı için örneklerden önce iki noktayı getirmemiz yerinde olacaktır. Neler yok ki? Kekik, nane, biberiye, altın çanağı, sardunya, ortanca, lavanta, karanfil, zambak, defne, sığla fidanı bile var. Fiyatları da uygun sayılır. Dolayısıyla arkadaşlar belirtilen yerlere sırasıyla getirilmesi gereken işaretler nokta virgül virgül 3 nokta ve 2 nokta şeklinde verilmeliydi. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde nokta virgül virgül 3 nokta ve 2 noktanın verildiğini görmekteyiz. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Devam edelim bir diğer sorumuzla noktalama işaretlerini çözmeye. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 2019 TYT'de yöneltilmiş bir soru. Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabısının bir teki futbol oynarken yırtılan çocuk. Bakın normalde özneyi vurgulamak için kullanacağımız hemen ilk boşlukta bir virgül var. Ama dikkatli olalım. Ayakkabıcıya yeni ayakkabı bakmaya gitti. Şimdi ayakkabıcıya derken bir ögeyi bakın virgülle vurgulamamız gerekti. Dolayısıyla bir öge daha virgülle vurgulandığında Arkadaşlar özneyle karışıklık olmaması için hemen özneden sonra noktalı virgül koymamız gerektiğini hatırladık. Peki, ayakkabının üzerindeki fiyatı okudu, bir an üzüldüğünü belli ederek vitrinden uzaklaştı. Durumu gören ayakkabıcı, "Baktığın model sana çok yakışır. Denemek ister misin?" Şimdi bakın, "Baktığın model sana çok yakışır. Denemek ister misin?" derken iki cümlemiz var. Sıraladık. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sıralı cümleleri birbirine neyle bağlamamız gerekiyordu? Virgüllerle bağlamamız gerekiyordu. Evet da yerini belirlemiş olduk. Çocuk başını sallayıp üzerindeki fiyata göre almam mümkün değil ki diyerek arkadaşlar yaşamış olduğu hayal kırıklığını ifade ettiği için bir ünlem yaptık bakın buraya. Zaten bir tekini alacağım. Dükkan sahibi: "Ama yaptın ha." diyerek bakın hem bir şaşkınlık içinde hem çocuğa karşı bir cevap verme noktasında ama yaptın ha duygularına devam ettiğini gösterme içerisinde arkadaşlar öyleyse ne yaptık? Bir ünlem koyduk ama yaptın ha derken bir de oradaki sanatsallığı cümlenin devamını sağlaması açısından da 3 noktaya çevirdik. Tabi ünlemin noktasıyla beraber 2 nokta daha eklemiş olduk. Öyleyse Verilen boşluklara sırasıyla getirilmesi gereken işaretleri belirledik. Noktalı virgül, 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 ünlem ve 3 nokta ile birlikte ünlem işareti. Seçeneklere baktığımızda noktalı virgül, ünlem, ünlem, pardon. Noktalı virgül, 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 ünlem ve 3 nokta ile birlikte kullanılmış ünlem A seçeneğinde verilmiş. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz.